bahsetmiştik. İnsan hakları savunucuları hakkında hazırlanan iddianame açıklandı. Ancak iddianamede çok tartışılan konular var. Özellikle bu iddianameler hazırlanırken özel hayatla ilgili, özel bazı belgelerle ilgili ya da teknolojik anlamda sosyal medya araçlarıyla ilgili anlamamız gereken, netleştirmemiz gereken konular var. Bugün de önemli konuklarımız var. Korsan Parti Türkiye Hareketi'nden Mehmet Şafak Sarı ve Deniz Yenihayat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş öncelikle bulduk. programımıza. Bu önemli bir konu çünkü bu tür iddianameler özellikle son dönemde çok fazla var. Önümüze geliyor sürekli. Bunlar hukuka uygun mu değil mi? Tabii şu anda OHAL döneminde yaşıyoruz. 18 ay geçti toplamda. Birçok konu belki OHAL'le birlikte kabul edilebilir gözüküyor. Ama bazı şeyleri en azından konuşmalıyız. Hangisi hakkımız ve neyi nasıl savunabiliriz? En azından onları konuşalım. Şimdi insan hakları savunucularının iddianamesiyle ilgili şöyle bir şey var. Şunu diyor, iddianamede hak savunucularının gözaltı sürecinde cep telefonu şifrelerini polise vermeyeceklerini beyan etmelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve örgütsel amaçlarını ortaya koyduğu da savunuldu. Şimdi özellikle polise ya da emniyete bu cep telefonu şifreleri, sosyal medya ile ilgili belli özel bilgiler, bunların verilmesi bir hak mıdır? Verilmezse suç mudur? Tabii bu çok daha adli bir konu. Ama bu misal özel hayatta nasıl bir noktaya geliyor ya da hukuki süreçte nasıl bir noktada bizler için? Yani aslında tabii ki OHAL döneminde olduğumuz için hani ne söylesek belirsiz diyebiliriz. Yani aslında evrensel hukuka baktığımızda kişisel hayatın gizliliğine girebilecek şeylerden söz ediyoruz. Ama bir yandan da çok kaygan bir gündemden geçiyoruz ve o anlamda da bir şey öngöremiyoruz elbette. Yani bir polis sizden bunu talep ettiğinde ve reddettiğiniz, yani bu illa bir dava konusu olmadığında, örneğin trafikte ya da Taksim meydanında böyle bir talep geldiğinde alacağınız tavır aslında kişisel risk haline dönüşüyor. Yani maalesef evrensel hukuk adına şu an konuşamıyoruz. Yani bu talep haklı, haksız tabii ki bu biraz da hukukçuların bileceği bir şey. Ama bu anlamda biz Korsan Parti Hareketi olarak sosyal medya paylaşımlarının kişisel özgürlük alanına girdiğini düşünüyoruz. Ve aslında sırf sosyal medya değil, bizim dijital ortamlarda attığımız her adım, ardımızda bıraktığımız her iz bireysel gizliliğimize dahil oluyor ve aslında biz biraz da bunun bilincine varılması ve bunun koruma altına alınması, yani sırf sadece sizden bilgi isteyen resmi kurumlardan söz etmiyoruz. Yani sizin kişisel bilgilerinizi kullanarak çıkar elde edebilecek suç örgütleri olabilir, hırsızlar olabilir ya da örneğin sosyal medyada bir yerdeyim diye bir paylaşım yaptığınız zaman evinize girebilecek bir hırsız bile olabilir. Yani aslında çok belirsiz bir karşı düşman demeyeyim de riskler var ve ona karşı aslında siz olması gereken şekilde size ait bilgileri korumakla yükümlüsünüz birey olarak. Ama tabii internet çok yeni bir teknoloji. Yani 20 yıl, hani Türkiye'de aktif 20 yıl Ve diyebiliriz. çok hızlı gelişen bir teknoloji değil Evet. mi? Yani mesela aslında Avrupa'da 2000'lerin başında bir kişisel verilerin korunması kanunu hazırlanıyor ve yürürlüğe giriyor. Biz o halini daha yeni 1 ya da 2 yıl önce meclisten geçirdik ve kullanmaya başladık eski halini. Oysa sosyal medyanın hayatımıza girmesi, verilerin işlenme şekillerinin hızla değişmesi, verilerin alınıp satılması gibi bir sürü yenilik hayatımızdayken biz eski versiyonunu kullanıyoruz bu yasanın. O yüzden hani bu çok hızlı değişen bir dijital dünya olduğu için çok hızlı buna ayak uydurabilecek değişken yasalara ihtiyacımız var ve henüz tatmin edici bir noktada değiliz Türkiye'de. Peki o zaman bu şu an elimizdeki olan yasadan biraz bahsedebilir miyiz? Bu yasa nasıl bir yasa? Yani neyi özellikle koruyor ve ne gibi açıkları var? Yani kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz gibi çok geç geldi ülkeye. Fakat Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği müktesebatlarına uyum gereği, Avrupa Birliği'nin bazı siyasi baskıları sonucu
Türkiye'de de bu yasanın geçmesi yönünde büyük bir çaba sarf edildi. Fakat yasada özellikle 28. maddede yasanın tümden ortadan kalktığı bir durum var. Yani eğer kişisel verileriniz milli güvenliği tehdit olarak algılanıyorsa yasanın uygulaması rafa kaldırılıyor. Zaten bu polis mevzuatında da olan bir şeydi. Yani eğer sizin üzerinizde herhangi bir suç olduğu görüşü varsa, polisin, savcının sizin hakkınızda herhangi bir terör faaliyeti ya da milli güvenliğe aykırı bir davranış suçlaması ya da öngörüsü varsa zaten tümden bu yasa kullanılamaz hale geliyor. O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu yasa en temel anlamda kişisel güvenliği koruması gerekiyorken sosyal ya da siyasal çalışmalarınızda bir anda milli güvenliği tehdit unsuru haline dönüştüğünüzde ne olacak? Bunun en güzel örneği, güzel bir örneği değil tabii ama örneği KYK ile ihraç edilen hocalarımızda gördük. Milli güvenliği tehdit ettikleri için hepsi ihraç edildi. Benim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 26 tane hocam ihraç edildi. Cebeci Kampüsü'nün yüzünün üstünde Türkiye'de 200 bine yaklaşık memur düşündüğümüzde daha geniş bakarsak. Bunların hepsi milli güvenliği tehdit ettikleri için ihraç edildi. Fakat bu 26 hocamdan bir tanesi dışında hiçbirinde milli güvenliği tehdit ettiği yönelik bir yargılama süreci yok. ama milli güvenliği tehdit ettiler. Şimdi bu yasada da aynı şekilde biz herhangi bir sosyal siyasal kampanyanın içerisinde bilerek de olsak da bilmeyerek de olsak da yani herhangi bir otobüste yanımızdaki biri bir propaganda unsuru taşıyorsa, baylok indirdiyse aynı ağda siz de bulunduğunuz için siz de baylok indirmiş olabilirsiniz. Ya da Hataylan Parkeci'yi arayabilirsiniz ve bir anda siz de bir terör örgütü üyesi olabilirsiniz. Böyle olduğu zaman bu yasanın işerliğinin ortadan kalkması demek. Bir yandan da şey durumu da var. Hani yasanın geneline baktığımız zaman kişisel veri olarak tanımlanan şeyler de bir kafa karışıklığı yaratıyor. Yani bir kişisel veriler adresimiz, IBAN numaramız, işte TC kimlik numaramız kişisel veriler olarak tanımlanıyor. Bir de özel nitelikli kişisel veriler başlığı var. Bu mesela işte sizin etnik kökeniniz, dininiz, cinsel tercihleriniz gibi ya da siyasi tercihleriniz gibi bilgileri içeriyor ve aslında internetteki her adımımız, bu izler, bu kişisel verilerin de değerlendirilmesini, analiz edilmesini, saklanmasını ve satılmasını sağlıyor. Oysa bu yasada belirtilen özel nitelikli veriler bir yandan da anayasada kimse işte etnik kökeni, dini ya da inançları yüzünden ikinci bir yani bir ötekileştirme muamelesine uğratılamaz gibi bir yasamız da varken aslında bu oksimoron bir durum oluyor. Yani evet. Aslında bu bize dair bu tip bilgiler bir yandan da fişlenme demeyeceğim ama hani bizi isteğimiz dışında elde ediliyor ve değerlendiriliyor. Peki şunu soracağım. Şimdi hep bu konuşuluyor. Şimdi az önce de bahsettik. İnternet çok çabuk gelişen, çok hızlı gelişen bir şey ama aynı zamanda çok güçlü bir iletişim de sağlıyor. Mümkün değil kopmanız. Yani hani mutlaka birileriyle kontakta olmak, koordine olmak için çok büyük ihtiyaçlar duyabiliyorsunuz ama bir yandan endişe de ediliyor. Çünkü yanlış şeyler yapılmak istenmiyor. Yani bir veri olarak kullanılıyor en nihayetinde bunlar. Örneğin son dönemde tartışmalardan bir tanesi şuydu. WhatsApp verileri acaba kullanılıyor mu ya da WhatsApp bunu aktarıyor mu? Bu tür böyle uluslararası çok geniş kapsamda, Facebook için de bunu söyleyebiliriz, platformlar, bu sosyal medya araçları çok büyükler ama güvenilirler mi? Misal nasıl hareket etmeli insanlar sizce? Yani güvenilir değiller. Bu kadar. Yani burada hareket nasıl yani? Ederken veriyorlar mı örneğin diyelim hükümet, belli bir hükümet işte bu verileri istiyoruz, bunları alacağız. Siz Facebook hesabınızı alırken hesapta kabul ettiğiniz orada ne yazıyordu, okudunuz mu? Onu okumadım. Orada üçüncü şanslara ve devlet kurumlarına vereceğine dair çok açık maddeler var. Ya da diğer bütün yazılımlarda. Hadi bunu geçtim. Hani devlete veriliyor. Yani zaten devlet bizi gözetliyor. Çünkü bizi çok düşünüyorlar. Bizi seviyorlar. Ve bizim geleceğimizi düşünüyorlar. Fakat şirketler öyle yapıyor mu acaba? Yani WhatsApp'in şu anda 1,5 milyara yakın kullanıcısı var. Ama WhatsApp'ta hiç reklam görüyor musunuz?
Peki bu işten nasıl para kazanıyorlar? Çok doğal olarak verilerinizi satıyorlar. Peki bu verilerinizi nasıl satıyorlar? Facebook reklamlarını gördüğünüz zaman siz de reklam vermek istediğinizde Facebook'ta hemen açıyorsunuz. Orada 24-26 yaş arası kadın bireylere şey yapacağım, reklam vereceğim diye. Hatta daha da spesifik ayrıntılara, işte kedi seven kadınlara bilmem ne gibi şeylere kadar inebiliyorsunuz. Peki bu veriler nereden geliyor? İşte bizden geliyor, biz veriyoruz. Aslında biz Facebook'un, Google'ın, Twitter'ın gönüllü işçileriyiz. Biz bunların karşısında internetimize varlığımızı yaratmaya çalışırken, yani biz bir kaşıkla onlara verirken onlar 10 kaşık aslında alıyorlar bizden. Bundan kaynaklı da bütün yazılımlarda ne olursa olsun, yani eve girerken penceremizi kapatıyoruz. Tuvalete girerken bazen evde misafir varsa kapıyı bile kilitliyoruz. Sevgilimize internet şifrelerimizi vermiyoruz ama nasıl oluyor da Facebook'a, WhatsApp'a ya da diğer uygulamalara güvenebiliyoruz. Burada aslında bizim sosyolojik olarak da, etik olarak da, siyasal olarak da her anlamda bu teknolojinin gelişen hızına ve teknolojiyi denetleyen firmaların arzularına, algılayışlarına hakim olamamamızdan kaynaklanıyor. Hayatımızın içine girdiler. Hayatımıza yabancı bir insan almıyoruz ama bu uygulamaların yüzlerce, binlerce çalışanının her an bizim datalarımızı işleyebilecek şekilde bütün işlemlerini görebilecekleri şekilde yatak odamızda birbirimize fotoğraf bile yollayabilir hale nasıl geliyoruz? Bunu algılayamamızdan kaynaklı, yani işte o kabul ediyorum tuşuna basmadan önce okumadığımızdan kaynaklı. Okuduk ne oldu? Hani işte bu toz koparandaki şey, birisi mangal yapıyor da CIA bizi izliyor, bakın o da Facebook'tan mangal. Evet, öyle bir durum var. Yani yine kabul ederdi herkes. Yani şimdi bunu algılayamıyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı geldi. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yani şimdi mesela gündelik hayatın akışına uygun olmayan bir davranış olarak yorumlanıyor. Cep telefonunun şifresini vermemek. Yahu yani ben sevgime bile vermiyorum. Evde girince perdeyi kapatıyorum. Daha ne kadar gündelik hayatın işleyişine uygun olmasın? Neden mail adreslerimi şifrelemeyeyim? Neden telefonumun ekranını şifrelemeyeyim? Ve bu şifrelemeleri yaptıktan sonra da hala bunları korumak için neden uçtan uça şifrelemeli yazılımlar kullanmayayım? En güzel örneği Amerika Senatosu'nda bile senatörler, milletvekilleri uçtan uça şifrelemeli Signal'i kullanıyorlar. Lakin bu Signal protokolü WhatsApp'ta da var. Demek ki şifreleme ve kriptolama gibi hani çok kriminal görülen, suç görülen şeyleri aslında şu anda Türkiye'de herkes kullanıyor. WhatsApp'ı kullanmayan neredeyse insan yok. Ama burada şifreli olarak mesajlaşıyoruz. Suç mu işliyoruz? Hakikaten işliyor muyuz biz şu anda? Peki o bir uyarı geçiyor orada. Bu bilgiler kişilerden izin alınmadıkça başka kimseyle paylaşılmayacaktır diye. O uyarı özellikle bu gündemden sonra ortaya çıkmadı mı? Yani o da bir garanti değil midir? Mesela nasıl paylaşıyorlar öyle bir değildir. Bilgiler? Çünkü sonra mesela WhatsApp üzerinde konuşursak Facebook'un üründür. Yani Facebook'a güveniliyor mu? Güveniyor muyuz? Bence güvenmiyoruz. Ama yani, WhatsApp Signal protokolünü kullanıyor. Ama ne kadar güvenli bilmiyoruz. Evet, bir de hani o sizin WhatsApp'ta konuştuğunuz, yani yaptığınız sohbetin içeriğini üçüncü kişilere vermiyor olsa bile sizin hangi saatte, nerede, kiminle iletişime geçtiğini evet metadata'yı verebiliyor. Yani aslında o yaptığı uyarı ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. O üçüncü kişilere vermiyorum dediği şey sohbetin içeriği. Fakat sohbetin niteliği var bir de. Yani o kiminle ne kadar süre, kaç karakter ve nerede. Evet, hani üstü kapalı bir şekilde verilebilir. Yani. Olabilir. Yani bir de bir yandan da aslında biraz da şey durumu da var. Bu tip riskler ve bu risklerin karşısında alınması gereken önlemler kitleler için biraz karmaşık görünüyor. Yani zaten saklayacak bir şeyim yoksa ben neden bu önlemleri alayım diye biraz geçiştirebiliyorlar. Ya da işte diğer taraftan bakarsak sen bunu şifrelemişsin demek ki orada bizim görmemizi istemediğin bir şey, iş karıştırıyorsun gibi böyle aslında toptan hükümler var. Aslında bizim bu tip işlerde fikir önderi olan kurumların bu tip önlemleri biraz daha basitleştirerek iletmesi. Biz elimizden geldiğince Korsan Parti Hareketi olarak bu konuda bir bilinçlendirme sağlamaya çalışıyoruz. Biraz da insanların istekli olması gerekiyor. Çünkü Şafak'ın dediği gibi evde kapımızı kilitliyoruz. Perdemizi kapatıyoruz. Ve ben hani biriyle küsme hakkım varsa ya da
unutulma hakkım da olmalı. Örneğin sosyal medyada unutulma hakkım olmalı. Türkiye'de hiç konuşulmayan bir şeydir bu. Hı hı. Sosyal medya linçine kadar giden bir sürü vaka yaşıyoruz. Bu anlamda hani bilmiyoruz çoğunluk olarak. Bilmemekte de haklıyız. Çok hızlı bir şey, çok albenili bir şey. Hı hı. Yani çok eğlenceli bir şey. Bizim beğenilme, evet. Beğenilme isteğimizi ego karşılıyor. Evet. Yani ne bileyim 10 bin takipçim var, 100 bin takipçim tabii, var. Para kadar değerli böyle konular. Ve para da kazandırıyor aslında yüksek takipçili insanlara. Tabii. Çok albenisi çok fazla olan bir şey. Sadece biz şu an bu arada hep bunu konuşurken Türkiye için düşünmeyelim. Bütün gezegenden söz ediyoruz. Yani herkesin yani milyarlarca insanın şu an büyük resmi göremediği bir teknoloji ve elbette ki zamanla bunun da farkındalıkları artacaktır. Sadece o farkındalık oluşana kadar bugünlerde buralarda çok sık karşılaşılan bir sürü mağduriyet yaşanacak maalesef. Peki şimdi çok az bir zamanımız kaldı. Bir tartışmalı bir konuyu sormak istiyorum. Şimdi hep şu konuşuluyordu. Bu tabii teknolojiden bağımsız ama ülkelerde bir DNA bankası kurulsun mu kurulmasın mı? Şimdi DNA bir kişinin şahsi yani ona özgü tek yapısı ve bunu kişisel hak olarak yani bireyin isteği bir talebi kendi özelini paylaşmaması olarak bazı ülkeler hak olarak görüyor ama bazı ülkelerde DNA bankaları var. Şimdi şöyle bir tartışma var. Birçok adli vakada, birçok suç olayında, suç vakasında bu DNA bankası çok işe yarıyor. Bunu birçok işte adli tıp kurumundan üyeler bunlardan bahsediyorlar mutlaka olmalı diye. Ama bir yandan da kişisel hak ve özgürlükleri almış oluyorsun, onu kullanıyorsun. Başka türlü de kullanılabilir. Bunun tam garantisi yok ya da işte hani belli kağıtlar imzalanıyor ama ne oluyor onu bilmiyoruz. Ama bir yandan suçlular yakalanıyor. Bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Misal yani sosyal medya bilgilerinin bir delil olarak alınması, kullanılması nasıl bu iş kontrol edilmeli ya da yani hani onun bir sınırı mı var, belli bir sınırda mı kontrol edilmeli? Nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Yani aslında bu söylediğiniz şey biraz da sırf sosyal medya üzerinden ya da DNA üzerinden değil, dünyanın genel sosyopolitik gündemiyle ilgili bir durum. Biz de işte yayından önce Şafak'la onu konuşuyorduk. Yani maalesef dünya şu an baskıcı yönetimlerin gitgide daha çok hakim olduğu bir gezegen. Bu anlamda mesela Çin yeni geliştirdiği sistemle yüz tanınmayı mümkün kılıyor yani. Hani büyük gözetim 1984, 2017, 2018 aslında. Yani aslında burada yine kitlelerin şu şekilde ikna edildiğini görüyoruz. Bu sizin güvenliğiniz için. Evin arasız girdiğinde o yüz tanıma sistemi bunu şey yapacak, belirleyecek. Ya da işte biz DNA bankası kurduğumuzda katiller çabucak yakalanacak veyahut imzaladığın protokole uygun olarak birçok hastalığın tedavisine faydalı olabileceksin vesaire. Aslında iyi tarafları gösteriliyor. Kötü tarafları da bir kısmını biliyoruz, bir kısmını hani hala hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir sürü şey olabilir bunlarla ilgili. Yani yine Harari'nin Homo Deus, hani insanoğlunun aslında ilginç bir yöne doğru ilerlemesiyle ilgili bir durum diye görüyorum ben. Peki bu koşullarda DNA bankası gibi bir şey kurulmalı mı örneğin? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu mahremiyet meselesi aslında çok hassas bir şey. Bu kişisel verilerin koruma kanunu süreçleri de kişisel mahremiyet dediğimiz, veri gizliliği dediğimiz bütün bu kavramların temelinde aslında insanlık onuru yatıyor. Yani bir insanın 3000 yıl sonra, 10.000 yıl sonra kendini hala bir internette data olarak yaşamaya devam etmesi sağlıklı bir durum değil. Şimdi biz bundan 5-6 sene, 5-6 kuşak öncesi ve binlerce yıl öncesi insanları anarken eserlerinden ve kamuya kendi isteyerek açtığı ifadeler ve siyasal sosyal çalışmalarından, sanatsal çalışmalarından biliyoruz. Fakat burada bu insanların kişisel mahremiyetlerini bilmiyoruz ya da tartıştırmıyoruz. Cinsiyeti nedir? Kimliği nedir? Yani Mozart'ın kimliğini, cinsel yönelimini
herhangi bir ulus kimliğini kaç kişimiz bilir ama Mozart'ı sanatıyla biliriz. Evet. Fakat şimdi gelecekte bizim bütün kişisel verilerimiz, kimliklerimiz, yönelimlerimiz, düşüncelerimiz her şeyle paket halinde datalandırılmış durumda. Ve bunların ben unutulmasını isteyeceğim belki gelecekte. Yani çocuklarımızın mesela şu anda doğar doğmaz fotoğraflarını çekiyorlar. Belki o çocuk bunu görmek istemeyecek ileride. Lisede yaptığımız bir kavgadan dolayı ağzımızın burnumuzun yarıldığı bir fotoğrafı ya da geçmişte bulunduğumuz siyasi kimliği belki 10 sene sonra barındırmak istemeyeceğiz. Bu noktada unutulmak isteyeceğiz. Ya da bu yönlerimizin olmamasını isteyeceğiz belki de kamuya açık bir şekilde. Bunu engellememiz gerekiyor. Evet. Eğer bunu yapmazsak unutulma haklarımızı, kişisel verilerimizin aslında onurumuzun, haysiyetimizin bir parçası olduğunu, hatta güvenliğimizin bir parçası olduğunu savunmazsak 3000 yıl sonra, 2000 yıl sonra, 1000 yıl sonra tamamen birer data haline gelmiş, kimliksiz, sürekli işlenen varlıklar haline dönüşeceğiz. Bunu istiyor muyuz? Düşünmemiz lazım. Peki düşünelim. Daha çok konuşacağımız zaman var bunları mutlaka. Teknoloji hakikaten çok hızlı gelişiyor. Evet. Çok teşekkürler. Bu konuları konuşmamız önemliydi bizim için. Çok teşekkürler diyelim programımıza katıldığınız için. Bugün insan hakları savunucularının iddianamesi üzerinden biraz bu teknolojinin nasıl delil olarak kullanıldığı üzerine konuşmuş olduk. Yarın bir başka parantez programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.